Büyükşehir Belediye Başkanımızın birikimi, vizyonu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişten bugüne birikimleriyle birleştiğinde Bursa'ya çok büyük hizmetler katabileceği kanaatindeyiz. Zaten biz iddialı bir şekilde yola çıkıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dışında yine belirlenen adaylarımız da gerçekten hepsi ayrı ayrı değer verdiğimiz, toplum tarafından da değer görebilecek arkadaşlarımız. Bu anlamda gerçekten Bursa bugüne kadar Sayın Valim'in ifade ettiklerinin dışında, daha doğrusu tamamlayıcı olarak söyleyebileceğim şudur, ben her yerde ifade ediyorum. Yani Bursa şehri Allah'ın insanlara verdiği lütuflardan bir tanesi. Yani tabiat güzellikleri, kültürel geçmişiyle birlikte baktığımızda gerçekten çok ayrıcalıklı bir şehir. Ama böyle bir şehir bugüne kadar böyle yönetilmemeliydi diye düşünüyorum. Yani ben çocukluğumun, hep tabii geçmişi ararız ama yani çocukluğumun Bursa'sından, yine biraz önce söylediği gibi, yani o oyunu geçmişe götürüp tekrar imar etmeye kalksanız Bursa'yı, Bursa bugünkü halde olmamalıydı. Yani bu keşmekeş. Bursa çok daha yaşanabilir, çok daha refah seviyesi yüksek, huzurlu bir kent olabilirdi. Ama maalesef bir kaosun içerisine girdi. Tabii buradan çıkmak mümkün mü? Mümkün. Yani ben her şey bitmiş diye düşünmüyorum. Yalnız yine ifade edildiği gibi kafasında birilerine rant sağlamak veya işte birilerinin gönlünü hoş etmek için bir yönetim anlayışıyla değil, tamamen Bursa'da yaşayanları hoş etmek, onların menfaatlerini koruyup kollamak adına bir yönetim anlayışıyla Bursa'da bir belediye başkanlığı yapılırsa, ben birçok şeyin kötüye gidişatının durduğunu, hatta Bursa örnek bir şehir haline gelebilecek bir yapıya kavuşabileceği kanaatindeyim. Yani ben Sayın Başkan bunları ortaya koyar ama yani ben onu iddialı bir şekilde söylüyorum. Yani ben yetkili bir konumda olsam, o Doğan Bey kentsel dönüşümü yerle bir eder, tekrar imar ederim mesela Bursa'da. Yani gerçekten Bursa'nın kalbine sokulmuş bir hançer o, orası. Yani yüz karası diyeyim, yani çok kötü bir şey. Yani benim Bursa'ma yakışmayan bir yer orası. Yani dolayısıyla buna benzer yani radikal alınacak kararlarla Bursa'da birçok yapılacak şey var. Sayın Valim de yönetim anlamında, vizyon anlamında da gerçekten çok bir birikimleri var. Yani biz böyle bir belediye başkan adayımızı kamuoyuna takdim ettiğimiz için de mutluyuz. Yani çok huzurluyuz. Eğer belediye başkanlığında, yani çünkü diğer iddialı iki partide işte zaten AKP Bursa'yı en son kalbine hançer sokan belediye başkanını tekrar aday gösterdi. Dolayısıyla yani bana göre yani bazı mesela politikacılar yaptıkları yanlışlıklardan dolayı, işte yolsuzluk vesaireden dolayı milletvekilleri, bakanlar Yüce Divan'da yargılanır. Bana göre belediye başkanı illa yolsuzluk falan şart değil. Yani böyle bir projeden dolayı da böyle bir belediye başkanının yine yani gerçekten ciddi bir ceza alması ve örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Yani Recep Altepe Bursa'ya hem Osman Gazi Belediye Başkanlığı döneminde hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kötülük etmiş bir belediye başkanıdır. Yani diğer Cumhuriyet Halk Partisi adayı da tabii ki İnşaat Mühendisleri Odası döneminde yapılanları eleştirmekle öne çıkan bir isim. Ama bu anlamda yani Bursa'ya ne kadar hakim olabilir, ne tür şeyler ortaya koyabilir, sadece eleştirmek de olmaz tabii, ortaya çözüm de koymak lazım. Ve yine de Bursa'nın ruhunu bu anlamda anlamak açısından da işte bizim de adayımız Orhaneli'de doğmuş, büyümüş, işte Bursa aşığı bir insan. Biz yolumuza inşallah
Bursalılar da Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih eder ve Bursa'ya bir iyilik etmiş olurlar diye düşünüyorum.